Efendim iyi günler. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum çok özel bir isim. Pek çok kişinin hocam diye hitap ettiği ama aynı zamanda bir kadın olarak söyleyebilirim ki şıklığıyla biraz beni bugün gölgede bırakma, şıklık iddiasında değilim ama gene de gölgede bırakma. Estağfurullah. Tabii, her zamanki gibi o florunuz Profesör Emre Kongar. Fularınız nedir öyle? Ben zaten fularlarınızı, daha doğrusu şu tarzınızı çok beğeniyorum. Yelek fular. Fakat bugün bu böyle kırmızılar. Efendim bu şey, bu Çin. Öyle yani bizzat Çin Çin'den aldığım, bizzat Çin'e gittiğimde aldığım böyle ham Çin ipeği. Çok hoş bir fular. İnsan 30-40 yıl aynı stilde giyinince tabii armağanlar öyle geliyor. Tabii. Kendisi tabii. Gittikçe, gezdikçe alıyor. Ya ben artık fularlarımı zaten kendim almıyorum hiçbir zaman ama çünkü hep armağan geliyor, çok geliyor. Bu işte Çin seyahatinde aldığım böyle bir de Tayland'da özel diktirmiştim bir takım böyle 10-13-15 tane. Boşuna böyle bu kadar şık değil. Şimdi biz Profesör Kongar'la daha önce bir kez daha Medya Mahallesi'nde buluşmuştuk. Evinde. Evet, daha doğrusu efendim. Çalışma evinde. Ofis değil değil mi? Çalışma evi diyebiliriz. Evet, evet. Şimdi tabirimi bağışlayın. Tam bir korkunç koleksiyoncusunuz siz. Kalemler, silgiler, kitap zaten nasılsa da inanılmaz bir ev hani koleksiyonlarla doluydu. Evet ama yazarlıkla ilgili hep tabii. Hep kalem, silgi. Bunda da bu fularda bir koleksiyon olmuş anladığım kadarıyla. Oldu evet. Çok fazla var. Çok fazla. Kaç tane diyorlar vallahi bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ama bu çok şıkmış. Teşekkür ederim. Sizin için özel efendim. Çok teşekkür ederim. Ve CNN izleyicileri. Sağ olun. Çok naziksiniz. Yani, ben de size eşlik edeyim diye kırmızılarımla karşısındayım seyircilerin ama bu kadar iltifat, bu kadar hoşluktan sonra hazin ya, böyle ya. Kendinizi yorgun hissediyor musunuz bazen? Evet, siz? Çünkü özellikle Mehmet Barlas'la Yorum Farkı programına hazırlanırken çok detaylarda siz de dolaşmayı seven bir insansınız. Evet. Yüreğiniz yorgun hissediyor musunuz? Çok. Ve şeye üzülüyorum. Gündem, yani ben yaşadığım için, sizin yaşınız müsait değil bilmezsiniz tabii. Ben Demokrat Parti döneminde yaşadım. Yani Demokrat Parti yani bundan 1950, şimdi 2010'da 60 yıl önce hangi umutlarla demokrasi çiçeklendiyse, geliştiyse, insanlar neler umduysa, sonra nasıl bir düş kırıklığıyla baş aşağı çakıldıysak adeta kafa üstü, aynı olaylar gene. Yani gene demokrasi, insan hakları, özgürlük lafları ortada dolaşıyor. Gene hapishaneler yazarlarla, çizerlerle dolu. İşte bakın bugün medyadaki en önemli şeylerden biri bu gazetecilere özgürlük platformunun Silivri'ye yaptığı ziyaret. Yani inanılmaz Ferahit'in şeyde vermiş Hürriyet'e işte tek tek isimlerini de saymış filan. Yani tabii sayabildiği kadarını çünkü 67 isim var. Sütün geçmez. Evet. Yani hakikaten insan yorulmaktan da öte bir hüzün basıyor insanı. Yani çok böyle hani koşuyoruz koşu bandı gibi. Koşu bandında ben çünkü bazen sabahları dışarı çıkmazsam jimnastiğe, hava bozuksa koşu bandına çıkıyorum. Koşu bandı gibi koşuyorsunuz ama aynı yerde bir yere gitmiyorsunuz. Yani felaket. Çok çarpıcı bir metafor oldu. Şimdi dediniz ya hani yakın tarihimiz işte Demokrat Parti vesaire. Evet ben Demokrat Parti yönetimine yetişmedim belki ama sonrasındaki acılara, hüzünlere birebir içinde yaşayarak bazen tanıklık ettim. Bazen de gazeteci olarak. Bugün 6 Mayıs. Deniz Gezmişler'in idamının yıl dönümü. Doğrusunu isterseniz o gün yaşadıklarımı şu anda hatırlıyorum. Hani bazı özel günler vardır ya. Ben mesela Ay'a ilk adım atıldığında radyodan dinliyorduk o zaman. Nerede olduğumu, ne yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Tatilde, deniz kenarındaydım. Hep birlikte başımızı kaldırıp sanki görebilecekmişiz gibi gökyüzüne Ay'ın olduğunu tahmin ettiğimiz yere bakıyorduk. Ya da 11 Eylül günü nerede olduğumuzu biliriz. Ya da 17 Eylül'de
Menderes asıldığında her önemli günleri bilirsiniz. 6 Mayıs'ta Denizler'in idamının yıl dönümü. Deniz Hüseyin Yusuf 1972 6 Mayıs'ında idamın bir tanığı vardı. Avukatları Halit Çelenk. Hazin Tesadüf diye vermiş Posta evet. gazetesi ve bugün manşetine taşımış. Pek çok kişi Halit Çelenk'in, avukat Halit Çelenk'in o korkunç gecenin üç fidan için dar ağacı dar ağaçların kurulduğu gecenin tanığı Halit Çelenk'in tam da 6 Mayıs'a toprağa verecek olmasını, dün hayatını kaybedip bugün toprağa verecek olmasını hakikaten çok hazin bir tesadüf olarak andı ama bir tek Posta gazetesi manşetine taşımış. Halit Çelenk'e hakikaten manşetten veda. Evet çok uygun yakışırdı. Olmuş. Posta tabii unutmayalım bugün Türkiye'nin en çok satan gazetesi evet. Posta. Şişirilmiş şeyleri bir yana bırakırsak, dağıtılan gazete sayılarını bir yana bırakırsak şeyde bayide en çok satılan gazetesi bugün Türkiye'nin Posta. Bence doğru bir seçim yapmış. Bir de Halit Çelenk tabii kendi başına önemli bir adam. Tabii ki. Yani insan hakları savunucusu, ciddi bir solcu, ciddi bir düşünür, kitapları var. Sosyalist mücadelenin içinde önemli bir yer ismi. Almış. Hem bu şeylerle, denizlerle ilgili anıları var, hem işte yani çok çok önemli bir sol entelektüel. Ben Halit Çelenk'in kaybını çok büyük bir gerçekten üzüntüyle öğrendim. O çocukların asılışını hatırlayın. Of, yani inanılmaz bir şey. Bunu bakın şimdi konuyu açtınız diye söyleyeyim. Şimdi bu sosyolojik olaylar çok bir amiyane tabir kullanayım. Çok matrak sonuçlar veriyor. Hiç beklenmedik sonuçlar veriyor. Yani bir şey yapıyorsunuz tam tersi geliyor. Şimdi 27 Mayıs devrimi, darbesi, ihtilali her neyse müdahalesi filan. Şimdi baktığınız zaman dünyanın en ileri anayasasını getirdi Türkiye'ye 27 Mayıs. Yani 1961 anayasası Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Olmayan bir sendikacılığı kurdurmuştur. Planlamayı kurmuştur. Anayasa Mahkemesi'ni falan falan. Yani 23 devrimi kadar önemli bir şeydir 61 anayasası. Ama aynı hareket 3 politikacıyı asmıştır. Menderes'i, Zorlu'yu ve Polatkan'ı. Ve bu asma olayı Türkiye'de o kadar derin yaralar açmıştır ki bakın demin siz bile Menderes'in asıldığı günü hatırlıyorum bugün gibi dediniz. O kadar derin yaralar açmıştır ki 27 Mayıs'ın işte getirdiği o özgürlük ortamı, yeni anayasa, barış, kardeşlik filan gibi laflar maalesef o üç idamın ki siyasal cinayet de denebilir etkisiyle günümüze kadar kanayan bir yara olarak gelmiştir. Şimdi bu çocukların asılışını ben çok hatırlıyorum. Mecliste bir böyle çılgın evet hayır 3 diye bağırıyorlardı 3 diye yani bir çılgınlık insanın temsilcilerin bulunduğu bir parlamentoda mecliste böyle kör bir nefret ve kinle gözleri dönmüş insanlar çünkü başka bir özellik daha var şeyler gençler filan bilmez hatırlamaz bunlar artık konuşulmuyor bu çocuklar cinayet filan işlemediler. Yani bu çocuklar hani terörist deniyor, bilmem anarşist deniyor, bilmem şu deniyor, bu deniyor falan. Bu çocuklar cinayet falan işte en çok yaptıkları işte bir polis şeyi taramışlardı o Çankaya'da çıkarken falan. Yani sonradan işte adam kaçırmalar falan, Mahir Çayanlar'da falan oldu ama bu üç kişi yani bugünkü bizim standartlarımızda normal meydanlarda protesto yapan çocuklardan çok da fazla bir şey yapmamıştı. Daha dün Yüksekova'da Mustazaf derle bilmem işte PKK arasındaki tartışmada veya kavgada birisi öldürüldü. Daha dün. Yani bu çocuklar hiç yani onun için o işte o 3-3-3 yani o Menderes o derken işte deniz gezmiş filan yani bunların artık aşılması lazım diye düşünüyorum. Aşılması için tabii bilinmesi ve anlaşılması lazım değil doğru, mi? Tabii. Yani kin ve intikamın gençler, tabii kin ve intikamın aşılması lazım. Evet, kin yani evet. Aşılması lazım dediğim bunları unutalım değil mi? Hayır bunlar hayır unutulmaz. Hayır ama elbette ama, aynı şey düşünüyorum evet. Ama bunun için de önce bilmek ve anlamak lazım. Tabii. Yeni kin tohumları ekmeden. Efendim bu arada birazdan konuşacağız ama yeri gelmişken belirteyim.
Vallahi kaçıncı kitabınız ben sayamadım. 30 ama küsür, 30 küsürüncü kitabı Emre Kongar'ın İçimizdeki Zalim. Hem küresel düzeyde hem de Türkiye özelinde zalimin izini sürüyorsunuz. Sadece içimizdeki değil, tabii evet. Dışımızdaki, tabii. Karşımızdaki bizi esir evet. alan zalimin izini sürüyorsunuz. Az önce söz ettik. Hani işte üç siyasetçinin asılması, sonra göze göz, dişe diş gibi üç gencin dar ağacına gönderilmesi. Bunları gönderenler kadar parmak kal yani yargı falan demesin kimse ya da askeri işte cuntacılar da demesin kimse. Çünkü elbette onlar çok önemliydi ama siyasetçiler de el kaldırdı. Süreç tabii. Toplum da tabii. alkışladı. Tabii. Süreç. Anarşistler diye bu çocuklar hani süreç, peşinen tabii. Zaten suçlu bulundu. Tabii. Ve o işte bu kitabın belki de temelinde yazan şey şu. Şimdi sizinden aynı duyguları en azından beslediğimize inanıyorum. Zalimle uğraşmak tamam. Uğraşalım. Zalimden kurtulmaya çalışalım. Fakat bir zalim gidiyor. Yerine bir başka zalim geliyor. Mesela işte şimdi Mısır'a falan bakın. Mübarek şey diye, diktatör diye gitsin dediler. Gitti. Kim geldi yerine? Ordu geldi. Esas olan zulmü ortadan kaldırmak. Zulmün temeline baktığınızda da hep ötekileştirmeyi görüyoruz. Çünkü şöyle, bütün dinlerde, her yerde, bütün tarihte, vicdanda, hukukta hep o işte idamdı, şuydu, buydu, yani devletin yaptığı zulüm, işte hapishaneler, şunu hep ötekidir. Yani örneğin İslam'da zulüm çok büyük bir günahtır Müslümana. Yani ama veya Müslümana yapılan her din için böyle. Hristiyan'da örneğin işte o gelmiş Haçlı seferleriyle gelmiş Müslümanları kesmiş filan. Ötekileştiriyor önce dinle veya mezheple. O Katoliklerin Protestanlara yaptıklarını düşünsenize. Veya bizim Sünni Şii ayrımı Hazreti Ali'den beri, Muaviye'den beri yani Hasan Hüseyin'in şehit edilmesi filan. Hep o ötekileştirme. Onun için bir zalimlerle uğraşalım ama hedefi şaşırmayalım. Arkasındaki zulme bakalım. Bazen zalimi de bizler yaratırız. Tabii ya işte besleriz. Onu söylüyorum. Evet. Onu söylüyorum. Tabii. Zalime bakalım. Arkasındaki zulmü görelim. Onun arkasındaki ötekileştirmeyi görelim. Bakın şey ne demiş o işte Solana galiba değil mi şeyde Washington'da biz demiş İspanya'da şey yaptık. Sünger çektik demiş şeyin üstüne geçmiş Franco döneminin ve sonra da askeri şeylerin demin, üstüne evet. Bir sünger çektik af çıkardık demiş sonra bir takım şeyler oluyor ama öyle başlıyor yani ama şeyi söylüyorsunuz pardon Franco dönemin değil sonra bu ETA meselelerini bütün şeyler işte o askeri şey o yarbay bastı ya şeyi parlamentoyu şimdi, bastı hani bu kitapta dünyadan çok çarpıcı örnekler de var. Örneğin işte Hümeyni'nin ortaya çıkışından ya. Hitler'e, Stockholm ya. Sendromuna bildiğimiz portreleri başka bir pencereden, kapıdan bakarak da okuyoruz. Fakat hani neresini okursanız okuyun kapılar, yollar daha doğrusu Türkiye'ye uzanıyor. Evet. Bugünü de kendimizi görüyoruz. Şimdi hele bugüne bakalım. Herkes öteki. Evet. Herkes öteki olmaktan yakınıyor. Bunu yaparken karşısındakine böyle davranıyor. Şimdi bunun nasıl önlenebileceğini konuşmayalım çünkü içinden çıkamayız. Süremiz de yetmez ama bir tablo çizer misiniz? Bugün Türkiye'nin hangi durumda olduğunu evet. size göre. Şimdi ben çok kaygılanıyorum. Önce o şey çok kolay. O hani bu niye herkes ötekileşiyor filan doğru çıkamayız işin içinde ama çok kabası var. Orada kitapta da onu anlattım zaten. Aileden başlıyor. Ailede çocuğu eziyoruz vesaire vesaire işte dogmatik yetiştiriyoruz filan. Sonra okulda aynı şey devam ediyor. Dogmatik eğitim müthiş bir şey böyle ezberci eğitim işte okuma yazma bilmem.
Ondan sonra geliyor politika da aynı şey. Medya Allah'a şükür birbirini, ya medya artık bir, köşe yazarları köşe yazarlarını ihbar ediyor, içeri attırıyor filan. Yani ötekileştirme artık böyle hani Türk veya başkaları veya Müslüman veya başkalarını da geçti, birbirimizi ihbar etmeye başladık medyada. Şimdi yapı bu. Buna karşı çıkacağız. Çok basit bir şey var Ayşenur Hanım. Ben bunu öğrencilerime de çok söylüyorum. Aşkta, ailede, arkadaşlıkta, politikada ve ülkede barışın, demokrasinin bir tane ölçüsü var. Bir tane. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma. Veya başkaları kendine, başkalarına davranılmasını... Başkasına, sana nasıl davranmasını istiyorsan öyle davran. Bravo. Şimdi demokrasinin de temeli bu. Şimdi ötekileştirmede birdenbire o kendi hikayesi yok oluyor. Onun da adı da var, empati. Yani bizde empati yok. Başkasının yerine koymak yok kendini. Şimdi çok korkuyorum. Şundan korkuyorum. Yazdım da yarına, yani onu yazacağım. Daha yazmadım. Şimdi bölgeye ve komşulara bakalım. Garip şeyler oluyor. Bir takım insanlar kalkıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ondan sonra bir takım başka ülkelerin uçakları gelip seni bombalamaya başlıyor filan. Bir bakıyorsun, Libya ne olmuş? Obama, barış, Nobel Barış Ödülü sahibi Obama oraya silahlı CIA, ya işte neyse, hoca CIA elemanı yollamış. Onlar aşiretleri vesaireleri işte örgütlemişler, eğitmişler, para silah yapmışlar. Onlar isyan etmişler. Ondan sonra da uçakla NATO'nun veya önce Amerika'nın, Fransa'nın sonra NATO'nun neyse uçakları gelip vurmaya başlamış filan. Şimdi Mısır'a bakıyorsunuz, özgürlük diye ayaklanılıyor Mübarek'e karşı. Mübarek gidiyor, yollanıyor, yerine ordu geliyor. Üstelik ordunun yaptığı da bir iş var. Mısır biliyorsunuz Hamas'la El Fethi arasındaki anlaşmayı sağladı. Yani o da çok ilginç bir şey. Acaba bu çok büyük bir plan mıydı? Yani Mübarek hastalandı, artık yeterince etkin değil. Onu alalım yana. Birazcık siz şöyle buyurun diyelim. Daha otoriter, daha ciddi, hakim bir ve halkın desteğine sahip bir yönetim getirelim. Çünkü işte o biraz daha bir şey yaptı. Anayasa oylaması. Ondan sonra mı yapalım? Bahreyn'e bakıyorsunuz tam tersi. Gene orada da bir takım insanlar ayaklanıyor, bilmem ne oluyor. Fakat Suudi Arabistan'ın 1000 kişilik ordusu giriyor. Bu sefer muhalifleri eziyor filan. Ve ona ses çıkarılmıyor tabii ki. Ve maalesef bizim burada Türkiye'deki bazı politikacılar en tehlikeli çizgide politika yaparken, en tehlikeli iki tane çizgi var. Biri din ve mezhep çizgisi, öbürü etnik ve milliyetçi çizgi. Bu sapla samanı birbirine karıştırıp, yani Türkiye'de de işte biz bunu istediğimizi yaparız, Suriye mi olur, bilmem Mısır gibi mi olur, bakacağız filan diyorlar. Şimdi orada adını da koyalım, ben hiçbir şey açıkça konuşmaktan kaçınmam. PKK ile DTP arasında veya terörle siyaset arasında çok net bir ayrım yapmamız lazım. Bunu şu kadar net olarak söyleyeyim. Şimdi bir hanım veya bir bey, bir lider, eş başkan, işte milletvekili. Adını da koyalım, Aysel Tuğluk, Demokratik evet. Toplum Kongresi eş başkanı. Dün zaten kongre bir toplantı evet. yaptı. Ondan sonra bir açıklama yaptı Aysel Tuğluk. Ve hakikaten fevkalade ağır, ciddi alınması gereken şeyler söyledi. Kötü şeyler olacak dedi. Kürtler hükmünü vermiştir. Mısır gibi mi olur, Suriye gibi mi bilinmez, ancak bir statü kazanılacaktır. Evet. Ve hani gerekirse de evet, evet kötü şeyler olacaktır bunun için dedi. Şimdi bu lafları analiz edelim. Bu içimizdeki zalim benim kitabımın ilkeleri çerçevesinde analiz edelim. Çok net benim kafamdaki ayrım. Şimdi bunu söyleyen insan aynı insandır, aynı noktada söylemiştir, birbirinin arkasında söylemiştir filan. Fakat ben hemen bir analitik yaklaşımda bulunmak istiyorum ve diyorum ki bu sözler içindeki bütün siyasal amaçlar kabul edilebilir. Bu siyasal amaçların hepsi özellik mi istiyor, ayrı, en aşırıları. Ayrılıkçı mı, özellikçi mi, bilmem ayrı şu, hukuk mu istiyor, şu, yanlış olabilir filan. Ama bunlar hepsi ifade edilebilir ve bunların hepsinin eğer belli bir kesimi temsil ediyorsa parlamentoda ifade edilmesinde de yarar vardır. Yani meclise de bu görüşler taşınmalıdır. Ama onun arkasında veya hiç böyle aşırı gibi gelmeyen, ayrılıkçı gibi, işte özellik gibi falan olmayan ama çok masum görünen
bir takım istekler ama bunun arkasında şiddet, terör, zulüm, baskı varsa o reddedilmeli, telin edilmelidir, lanetlenmelidir. Bu kadar mesele bu kadar basit. Her istek, her siyasal hedef tartışılabilir. Asla şiddete bakın, yer vermemek kaydıyla. Çok temel bir şeyden söz ediyorsunuz ama aynı zamanda binlerce kez tekrarlansa da bir sonuca varmadığı görülen bir durumdan söz ediyorsunuz. Yani bu sözünüzün altına çeşitli ideolojilerden, siyasi hareketlerden herkes imzasını atabilir. Ama gelip baktığımız noktada bu işe yaramıyor. Yani tabii neden sonuç alamadığınız sürece neden yaramıyor? Neden? Çok basit gene, çünkü açık siyaset güdülmüyor. Soralım. Gütmeyen kim? BDP mi? Tabii BDP, PKK, Kürtler, her neyse, bizim Türkler de öyle, AKP vesaire orada, yani güçlü olan iktidar da ayrıca AKP anlamında. Şimdi PKK ile BDP'nin ilişkisi nedir? Kürt halkı, oradaki insanların temsilini hangisi yapıyor, ne ölçüde yapıyor, ne kadar şey var, Kalaşnikovlar ne kadar etkili, insanların gönüllü desteği ne kadar etkili. Ayrıca ben 40 defa söyledim, 40 defa daha da bıkmadan söyleyeceğim. Oranın yapısı, feodal yapısı, aşiret yapısı, toprak ağalığı yapısı malum. Hala oradaki aşiretler temsilcilerini meclise yollar, hala. Ama bakın, bir itirazda bulunacağım size. Buyurun. Bu aşiret yapısını muhafaza etmeye çalışan PKK değildir. Tam tersine o feodal yapıyı çözmeye çalışırken muhafazakar siyaset, merkez siyaseti Türkiye'de... Hiç itiraz etmeyin, ben onu söylüyorum zaten. Yani hayır, onlar... Ben asla... Ne bugüne kadar o yapıyı hayır, hayır, ben PKK'yı veya BDP'yi suşluyor değilim. Hayır, suçlayabilirsiniz. Hayır, onları da, onları da sorumlu tutuyorum. Onları da sorumlu tutuyorum. Eğer Türkiye'de Güneydoğu sorununu çözeceksek, etnik köken ayrımına da dayalı olsa, etnik köken de, yani Kürtler de desek, bir bölgenin sorununu çözeceksek, o bölgedeki bir defa feodal ilişkileri halletmemiz lazım. O bölgedeki insanları özgürleştirmemiz lazım. Özgürleştirme öyle sadece lafla olmaz. Sadece lafla olmaz, bağırarak çağırarak olmaz. Ekonomik özgürlüğü olacak. Üretim bir bireysel... Kimlik. Bir, tabii. Şu anda çünkü diyorlar ki yani hani efendim, ekonomik meseleyi çok şey yapıyorsunuz, efendim, konuşuyorsunuz. Kimlik, biz kimlik, başka bir şey kimlik, istiyoruz diyorlar. Kimlik çok basit. Kimlik çözülmüş bir meseledir bugün dünya literatüründe ve dünya toplum biliminde. Bir insan ne diyorsa odur. Yani bu saçmalıklar, Kürt vardır yoktur, Türklerin kökeni şudur, onların kökeni budur, onlar bilmiyor. Yok böyle şeyler artık. Bu dünyada bu belli olmuş bir şeydir. Bir insan ne diyorsa kendisine odur. Kürdüm diyorsa Kürttür, Türk'üm diyorsa Türk'tür, değilim diyorsa da değildir. Yani irade diye bir faktör var. Dolayısıyla yani bunlar hepsi siyaseten barış içerisinde en yetkili organ olan parlamentoda konuşulması, tartışılması lazım ve çözülmesi lazım. Konuşulması ve tartışılması için oraya gitmesi lazım tabii. Yani o temsil gücünün olmasıyla %10 barajı olmaz. Yani içimizdeki zalim diye kitap yazdım, bunun en önemli, orada da söylüyorum, en önemli şeylerinden biri, evet. Zulüm ögelerinden biri şey, %10 barajı. Yani o orayı kesiyorsun ki. Çünkü yok sayıyorsun. Yok sayıyorsun yani, tabii. Küçüksen aslan yoksun diyor. Aynen. Ötekileştirmenin şeysi. Şimdi Ayse Ertuğluk diyor ki inkar isyan getirir diyor. Bunu da herhalde şundan hareketle söylüyor. Başbakan Erdoğan geçtiğimiz günlerde artık Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimin sorunları vardı dedi. Yani artık Kürt realitesi dediğimiz şey, Kürtlerin varlığını kabul etmek geçmişte kaldı. Çok açık biçimde. Ama Kürt sorunu vardır da hala zorlanıyoruz. Çünkü Kürt sorunu dediğin zaman Kürtlerin talepleri gündeme geliyor. Şimdi izninizle... Ama rica ederim. Program sizin, ben konuğum. Program, yorum farkındaki program partneriniz Mehmet Barlas'ın ve ki Mehmet Barlas hani başbakanın okumaktan hoşlandığı yazarlardandır. Keza bir başkası Yiğit Bulut, o da başbakanın
soru sormasından da ayrıca çok hoşnut olduğu bir yazardır. İkisi bu konu özelinde bir eleştiri yöneltmişler. Bu ender rastlanan bir durum olduğu için en azından şu yakın geçmiş itibariyle paylaşmak gerekiyor. Sonra görüşlerinizi rica edeceğim. Bakın efendim iki değerli yazar ne demişler? Türkiye'de toplum mühendislerinin öngöremedikleri sonuçları uzun yıllardır krizler biçiminde yaşamaktayız. Bunların başında da Kürt realitesinin görmezden gelinmesinden doğan ve bölücü terörü de içeren sonuçlar var. AK Parti'nin iki dönem iktidar olması ertesindeki üçüncü bir genel seçime Haziran'da gidiyoruz. Geçmişte toplum mühendisliği ve derin devletle özdeş kabul edilen CHP, yeni yönetimiyle eskisinden farklı davranmaya, somut projeler üretmeye, değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Bu noktada AK Parti'yi uzun yıllar iktidar olmanın getirdiği statükoculuk tehlikesinin beklediğini görmezden gelmememiz gerekmektedir. Her alanda özgürlükçülük için yükselen seslere karşı AK Parti'den sanki otoriter devletin sözcüsü ve köhnemiş statükonun sahibi bu partiymiş gibi reaksiyonlar geliyor. AK Parti değişimin Türkiye'deki yansıması konumuna yeniden girmeyi denemezse toplum mühendisliğinin yeni deneyicisi ve statükonun bekçisi görünümünde 3. dönem iktidarının hüsranla sona ereceğini görebilir. Mehmet Barlas, Sabah. Bazı konular vardır. Ortaya çıkan sonuçların etkisi çok büyükse sebepler önemsizleşir ve sonuçlar tek başına ele alınacak noktaya gelirler. Türkiye'nin Kürt gerçeği ve bu gerçeğin akışı içinde yaşananlar en iyi örnektir. Türkiye'nin Kürt sorunu vardır, daha doğrusu Kürt gerçeği vardır ve bu gerçeğin inkar edilmesi araya karışanların da bunu kullanma isteğiyle sebepleri aşan sonuçlar doğurmuştur. Kendi başına başka bir gerçekliğe dönüşmüştür. Erdoğan'ın artık Kürt sorunu yoktur tezi bu bakış açısıyla ele alınmalı, bu anlamda sorgulanmalıdır. Evet, ne diyorsunuz? Bir defa yani teşekkür mü edeyim, teessüf mü edeyim, ne diyeceğimi şaşırdım. Ben zaten her gün Mehmet Barlas'la her gün karşı karşıyayım. Bir de şimdi burada karşıma çıkardınız. Vallahi teşekkür edeyim diyorum çünkü beni kendi evimde hissettirdiniz. Mehmet. Ama sadece evinizde hissetmediniz herhalde. Kendinize yakın da hissetmişsinizdir. Evet. Sizin Mehmet, söyledikleriniz Mehmet, gibi. Mehmet Barlas bu görüşlerini dün de bu paralelde programda da dile getirdi. Ben de çok destek verdim. Hatta ben bir adım daha ileri taşıdım, onu da söyleyeyim. Yiğit'in yazısı içinde bir şey söyleyeceğim. AKP 8 yıllık demir pençeli iktidarında artık o demir bir pençeye dönüştü. Her şeye hakimler. Her şeye artık yani hükümet olduk, iktidar olamadık filan yok öyle şeyler. Hani mazlumduk filan, mağduruz filan yok öyle şeyler. Demir bir pençeyle her şey iktidar tam anlamıyla yargısıyla, ordusuyla, medyasıyla eziyor. Kendi statükosunu yarattı. Kendi derin devletini yarattı. Kendi statükosunu yarattı ve kendi o yarattığı statükonun koruyucusu oldu. Durum tamamen budur. İşte Barlas'ın dikkat çektiği, Yiğit'in de söylediği, Bulut'un da söylediği bu. Bulut'un söylediğinde bir şey daha var ki çok ona, ben de ona da katılacağım ki her ikisinin de genel olarak fikirlerine ben katılmam. Yani Mehmet Barlas'ın da, Yiğit Bulut'un da. Onlar daha iktidarın yaptıklarını daha böyle olumlu gören arkadaşlardır. O tabii en doğal şey. Zaten iktidar çoğunluğa sahip. Ben muhalif olarak bakan bir insanım. Ama Bulut'un da burada söylediği çok önemli bir şey var. Kürt sorunu vardır yoktur. Tam siz bunları okutmadan önce söylediğim sözü hatırlatmak istiyorum. Siyasal irade bireysel iradeden kaynaklanır. Eğer bir insan kendisine Kürt diyorsa Kürttür, değilim diyorsa değildir, Türkse filan. Öyle varsın yoksun denmez. Aynı şey siyasal sorun için. Eğer bir grup insan kendilerine bir etiket koyup benimseyip bu etiketle bir sorun var diye ortaya çıkıyorlarsa o sorun vardır. O sorun yoktur diye inkar etseniz işte ondan sonra inkar isyan getirir filan noktalarına gidersiniz. Yani eğer Türkiye'de Kürtler biz Kürdüz ve bizim bir Kürt sorunumuz vardır diyorlarsa ki diyorlar zaten Kürtlüklerini artık inkar etmekte
o mümkün değil. Zaten hiçbir zaman mümkün değil de nasıl yapmaya kalktılar onu da anlamadım. Vardır o sorun. O insanlarla o sorunu müzakere edeceksin, anlayacaksın. Şimdi hep kullanılan laf empati, 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 empati diyoruz. Bireysel düzeyde. Benim kitabımın da esas ilkesi empati. Çünkü empati sahibi zulüm yapamıyor. Çünkü empati kendini karşısındakini yerine koymak. Kendisi... Bir yerde zaten diyorsunuz ki bencil olduğum için zalime karşıyım diyorsunuz. Evet, bencil olduğum için demokrasi istiyorum. Empatinin sonu. Hayır, tabii. Hayır, şimdi demokrasi. İşte Kürt meselesine getirelim. Ben kendim için istediğim bütün hakları tabii ki Kürtler için de isteyeceğim. Tabii ki Ermeniler için de isteyeceğim. Tabii özellikle Türkler çoğunlukta olanlar için de isteyeceğim. Ama azınlıkta kalanlar için de isteyeceğim ki ben yaşayabileyim. Yani benim... insanca yaşamamın, demokratik hak ve özgürlüklere sahip olabilmemin güvencesi herkesin buna sahip olmasıdır. Onun için istiyorum ben. Yani ben yoksa bana ne ben yani ben kendi evimde, kendi ailemle, işimde, gücümde oturur, gezer, işte yaşar, öyle izin vermiyorlar. Neden? Herkes o haklara sahip şimdi olacak. Şimdi kitabınızda hani zulümle, zalimle ilgili hakikaten çok böyle minnacık detayları bile bulup çıkartan bir seçki gibi. Diyorsunuz ki bir yerde zalimlerin en büyük düşmanı adalettir diyorsunuz. Tabii. Ve adalet üzerine de bundan yüzlerce yıl önce söylenmiş şeylerdi. Örneğin binlerce Montesquieu. Hatta. Montesquieu diyor ki bir tek kişiye yapılan haksızlık bütün topluluğa, bütün topluma yani yönelmiş bir tehdittir diyor. Yine bir Fransız devrimi kadar öğretici pek az şey vardı malum. Diyor ki Kardinal Richelieu, dünyanın en namuslu, en dürüst, en erdemli adamına 6 satır yazı yazdırın, onu giyotine gönderecek en az bir açığını yakalarsınız, yakalarım diyor. Şimdi yazı yüzlerce yıl bu kadar tehlikeli bir madde olmuş. Tabii Fransa açtı bunu. Avrupa, dünyanın pek çok ülkesi açtı. Biz hala bir yerlerdeyiz. Programın başında siz söz ettiniz. Gazetecilere Özgürlük Platformu, Feray Tınç ve yabancı konukların da olduğu bir heyet gazetecilerle cezaevinde görüştü. Dün bir de Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Nedim Şener'i ziyarete gitti. Nedim Şener'i biraz sabahleyin Kanal D, Radyo D'de dinledim Uğur Dündar'ı. Dün gece hiç uyuyamadım diyor olaydan sonra. Haklı. Hakikaten çok şey hani hakikaten iç acıtmanın ötesinde bir durum. Şimdi Ayşenur Hanım tabii 60 küsur gazeteci 67 gazeteci tutuklu diyoruz. Orada onlarla ilgili davalarla tutuklu yani. Olanların sayısına bakın. En son 160 küsur subayı tutukladılar. Bunların bir bölümü de görevde. General evet. Filan yani şey evet. Ordusunun başında olan adamları aldılar. 3 yılı aşkın zamandır içeride tutuklu olan politikacılar, Doğu Perinçek falan, yazarlar, Ergün Poyraz falan. Ondan en son işte Soner Yalçınları ve arkadaşları aldılar. Bakın ben bile falan diyorum. Şimdi işaret etmek istediğim nokta şu. Bu insanların hepsi birer insan. Tabii. Hepsi birer insan. Hepsi birer evlat. Hepsi birer anne, birer baba, ve birer bir evlat. Tek hayatları var birer koca, birer eş. Tek yani, bir hayatları var. Bu ne biçim iştir? Yani bunu anlamak mümkün değildir. O açıdan yani tabii Nedim Şener ve Ahmet Şık bunun belki bardağı taşıran damlası oldu ama yani bunları böyle bir takım istatistik rakamlar olarak söyleyip geçmek çok yazık bir şey. Bunlar üstelik önemli insanlar. Kimisi yazar, kimisi çizer. Yani toplumda, önemli önemsiz insan ama dediğiniz gibi. Etkili tabii, insanlar. Tabii. Ama onları yok etmekle Türkiye'yi yok ediyoruz. Yani bunun farkında değiliz. Irak'ta bakın. Hiç bunlar konuşulmuyor. Irak'ta Amerikan işgalinden sonra bu konularla hiç ilgisi olmayan bine yakın öğretim üyesi yataklarında katledildi. Evlerinde katledildi. Bakıyorsunuz adam hukuk profesörü. Yanında karısı tıp profesörü. Öldürülmüş. Bakıyorsunuz adam arkeolog, profesör. Yanında bilmem tarihçi filan.
yataklarında öldürdüler. 1000 kişiye yakın Irak'ın entelektüellerini, aydınlarını yok etti. Ve bunlar konuşulmuyor, bunlar tartışılmıyor. Bir yandan oradaki işte müze yağmalanıyor. Ondan sonra öbür tarafta entelektüeller öldürülüyor. Ne o? Demokrasi geliyor. Kadın öğretim üyeleri tehdit ediliyor, öldürülmese de. Tabii. Değil mi? Yani evet, evet. Okuduğumuz bazı evet. Yabancı kaynaklı haberler. Evet, işte demokrasi böyle geliyor işte Irak'a. Şey, Amerikan silahıyla gelen demokrasi böyle bir demokrasi. Şimdi aynı demokrasi herhalde Libya'ya gelecek. Oraya da bombalarla, Fransız bombalarıyla, İtalyan bilmem neleri. Böyle şey olur mu? Böyle şey olur mu? Yani. Ama tabii sadece hani gazetecilik meselesi değil, hukuk bir bütün. Sadece yargı adalet de değil, hukuk bir bütün. Ve en son ÖSYM meselesinde de gördük. Her şey hani hukukun özüne aykırı yani, evet. Adalet duygusuna. Akşam gazetesi bugün özel bir haber vermiş. Onu aktarmadan geçmeyelim. ÖSYM fobisi sınav erteletti diyor. Şimdi soruna çare bulmak yerine üstünü örtmeye olan yani işte her biri bir insan bu gençlerde. Her birinin hayatlarını çalıyoruz. Evet, 1.700.000 evet. Aday girdi diyoruz. 1.700.000 umut. 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 Şimdi bunu söyleyen İsmail Küçükkaya yani genel yayın yönetmeni imzalı bir haber zaten. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı bunu söylüyor. Diyor ki 12 Haziran'dan önce bir Mayıs içinde bir KPSS sınavı yapılması gerekiyormuş. Fakat o kadar tartışma oldu ki gene başımız ağrımasın demiş. Temmuz'a ertelenmiş. Hadi buyurun. Efendim bu Küçükkaya, İsmail Küçükkaya bence önemli bir gazeteci Türkiye'de. Bu işte akşamın genel yayın yönetmenine geleli beri çok önemli haberlere ve işlere imza attı. Kendisini bir defa daha kutlayalım bu haberinden dolayı. Yani çok önemli bir haber. 1.700.000 umut bahsettiği şey. Bahsettiği olay 1.700.000 umut. Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi bakın demokrasi, memokrasi, insan hakları diyoruz. Soruyorum dünyanın hangi ülkesinde bir ay sonra seçime gidecek bir iktidar 1.700.000 umudun kaderiyle oynayabilir ve bunu bu kadar pervasız yapabilir? Olabilir mi böyle bir şey? Ayyuka çıkıyor, yer yerinden oynuyor. O yolsuzluk, bu yolsuzluk. Şifre var, yok, var, itiraf ediyor. O da bir ayrı hikaye. Yani şey var, algoritma var, şifre yok diyor. Şifre, algoritma demek zaten yani. Neyse, böyle birisini sonra oraya oturtmuşlar. Sonra şifre var evet, bu sefer ama kopya yok yani. Derken, falan. Bilmem başka bir sınavda soru kitapları yetmiyor, bilmem ne oluyor. Cevaplar yanlış çıkıyor, puanlar yanlış hesaplanmış oluyor ve biz tatmin olduk. Tamam ama tatmin olduk. Biz iyi adammış filan. Biz ben vallahi tatmin olmuştum. Sonra kuşku duydum ama geldi anlattı. Ben gene tatmin olduk. Böyle şey olabilir mi? Böyle şimdi, şey olabilir mi? Rica edeceğim. Sakin olunuz. Çünkü şimdi göstereceğim fotoğraftan sonra ne söyleyeceğinizi hakikaten çok merak ediyorum. Şimdi efendim gençlerden, öğrencilerden konuştuk. Seçim dedik vesaire dedik. Hani adalet dedik. Hukuk dedik. Bütün bunlar bir ülkenin demokrasisinin parametreleridir malum. Şimdi Sözcü Gazetesi de bugün aslında benzerleri çok var da Sözcü logosunun altına bakın efendim. Bu ne partizanlık, yukarıdaki bu ne vefasızlık. Orada bir zorlama bir şey var belki ama hani Erdoğan şeye gitmemiş polisin cenazesine diye. Ama bakın şu fotoğrafa. Şimdi efendim burası Ordu'nun Ünye ilçesi. Bu sıra sıra beyefendilerden 6 tanesi AKP'nin milletvekili adayı. Fotoğraftaki sol taraftakiler de ilkokul öğrencileri. Fotoğrafı gösterebiliyor mu arkadaşlar? Şurada görebiliyorsunuz şu anda. Ha evet. Tamam. Burada da var zaten. Hayır ben oradan ama görüyorum da yani ekrana yansıdı mı diye merak ettim. Şimdi ders saatinde çocuklar bakın folklor kıyafetleri de götürmüşler zaten hani folklor gösterisi yaptırmışlar. İlkokul öğrencilerine pardon ben sesimi yükseltmeyecektim onu. Yok ben de siz ben, buyurun. Ben çok sakin siz bir buyurun. Şey söyleyeceğim. Bakın. Buyurun bu ama şimdi, inanılmaz bir şimdi şey şu, artık. Şimdi şu elinizdeki kitabı baksam ama şimdi karıştırmayayım, şey etmeyeyim, aramayayım. Burada Hitler'i anlattığım şey bölüm yani. Nasıl oldu da Alman bir Alman milleti
koskoca bir hem de uygar Goethe'nin işte böyle Beethoven'ın toplumu böyle bir kanlı şeye... bir faşizme nasıl gittiği analiz ettiğimde çok önemli birkaç şey var. Bir tanesi mesela seçilmiş yöneticilerin meşruluk kalkanına sığınıp her türlü zulmü yapmaları. Bu fevkalade kötü bir şey. Ben diyor seçildim, yaptığım her şey meşrudur, zulüm değildir diyor bir. İkincisi devletle parti bütünleşmesi. Hı hı. İşte burada onu görüyoruz. Yani aday adayı gidiyor. Ve çocuklar ve, kullanılıyor. Ve bir partinin aday adayı gidiyor ve devlet, Milli Eğitim Bakanlığı neyse hükümet o çocukları alıyor. Devlet kendi korumasına, adayı, hani... kendi korumasına verilmiş çocukları alıyor götürüyor. Politikacının emrine tahsis ediyor. Ve tabii hakikaten onun da dehşetmiş. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Devlet yani, parti dedim, şeyi işte. Mesela bu. Bazı haberler çıkıyor. İşte AKP otobüslerine kamu kurumlarından benzin, akaryakıt alınıyor falan. Bunlar çok rastlanan şeyler. Doğrusu belki kimse de şaşırmıyor ama ilkokul öğrencilerinin bakandan söz etmiyoruz ki bakanı karşısına bile götürülmemeli. Tabii. Cumhurbaşkanı için tartışılmıştı hatırlarsınız. Evet, evet, evet. Kaldı ki milletvekili adayı... İlkokul çocukları hiçbir yere götürülmemeli. Bana kalırsa 23 Nisan'a filan da. Evet, ya ilkokul evet. çocuğu bunlar. İşte bu devlet eşit parti anlayışının korkunçluğudur. Bunu kim yaptıysa buradan açıkça söylüyorum... En şiddetli biçimde cezalandırılmalıdır. En şiddetli evet. biçimde. Bu rejimin altına dinamit koymaktır. O ilkokul çocuklarını adayların karşısına götürüp devlet adına oraya hizmete koymak. Çok teşekkürler Sayın Kongar. Mehmet Barlas'a selamlarımı iletiniz. Maaşını iletirim. Burada da lütfen. Maşallah karşıma çıktı. Söyleyeceğim. Diyeceğim ki Ayşenur yani. Hanım seni ihmal etmedi diyeceğim ama güzel yazmış. Evet. Güzel evet. Yazmış. Selamlarımı iletiniz. Çok teşekkür ediyorum Barış. Geldiğiniz için. Efendim birazdan reklamlardan sonra vedalaşmak için karşınızda olacağım. Ve tüfeği sırtına atıp eline gitar almış bu gençle ilgili bir notum olacak size. Görüşmek üzere. Efendim reklam molası vermeden önce size bir fotoğraf göstermiştim. Silahını sırtına atmış elinde gitarıyla bu genç. Bu fotoğrafı sevgili kardeşim Korcan Karar, Show Haber koordinatörü Korcan çekmiş. On parmağında on marifet vardır. Piyano çalar, şarkı söyler, haber yapar. Arada böyle işte sahadaki fotoğraflarını da sergiler. Şimdi 100 fotoğraf bu akşamdan itibaren sergide buluşuyor. Esma Sultan Yalısı'nda meraklısına tavsiye ederim. Çünkü hakikaten sahada çekilmiş son derece çarpıcı fotoğraflar. Zaten bu fotoğraf karesi bana davetiye bu aynı zamanda. Bir dilekte bulunma fırsatı da verdi. Gençlerimiz silahları arkalarında bırakabilsinler. Keyiflerince gitar çalsınlar, gençliklerinin bütün güzelliklerini yaşayabilsinler. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.